Mahmudiye'de bu sektörle uğraşan 70 tane işletmeden biriyiz. Mahmudiye, ta Osmanlı'ya dayanan bir at sektörümüz var bizim. Yani dededen kalma, atalarımızdan kalma bir şey var. Mahmudiye'de Türkiye'nin 3 büyük işletmesinden biri var. TİGEM. Artı Türkiye Jockey Kulübü var, artı biz varız. 70 tane işletme varız. En iyi aygırların çoğu Mahmudiye'de. TİGEM'de var, TJK'da var, özel sektör bizlerde var. Bunlardan olan taylar ne kadar büyük verim yaparsa, yani yarış kazanırsa babaları o kadar kıymetleniyor. Hatta şu son dönemde de İngilizler de Mahmudiye'de yetiştirilmeye başladı. İngiliz atları. İngiliz atları. Mahmudiye'de yapılmış bir hipodromumuz var bizim. Yapılış maksadı idman merkezi diye yapıldı. Zaten bizim mahalle yarışlarımız olurdu sezonda. Rahmetli Unu Kıtan Bey'in zamanında buraya bir hipodrom yapıldı. Kum ve çim pisti olarak. Ve bunun şeyi de amacı idman merkeziydi. Hakikaten de ihtiyacımız var. Türkiye'nin ihtiyacı var. At sektörünün ihtiyacı var buna. Ama nedense at hastanemiz de yapıldı ama ondan sonra bir açılış şeyine gelemedik. O atıl bekliyor. İnşallah yukarıdaki büyüklerimiz bunu görür de bu aktif hale getirirse Mahmudiye ve ilk Türkiye ekonomisine büyük katkısı olur. En kötü at 50 ile 500 milyon arasında değişiyor. En kötüsü 50 bin liradan başla Tay. TL. TL'de 50 bin TL'den 500 bin, 700 bin liraya kadar çık. Şimdi ihalelerde görüyorsun sen satılıyor TİGEM'de. Nasip olursa Türkiye'nin TİGEM'i iki kere atı satar. İhale yapar. Kadro fazlası ve elit tay diye. Geçen sene 800 bin liraya kadar tay satıldı. İdman merkezi açılmış olsun Mahmudiye'ye. Mahmudiye ekonomisi 2 sene, 3 senede şaha kalkar. Taylar içinde çekelim bir de.